Evet değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmek programında Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Burası pehlivanlar, şampiyonlar, koç yiğitler diyarı. Güreşte buranın pehlivanı atar rakibine çangalı, tek geçeri Sivas'ta kangalı diyoruz efendim. Böyle mütevazi bir şekilde %90'ı yöresel, %20'si de global bir kahvaltı sofrasına oturalım dedik. Şimdi biliyorsunuz hızlı koşar tazı, Sivaslı koç yiğitlerde bulunur Allah'ın izniyle. Adeleli pazı diyoruz ama pazın üstünde ne var? Şöyle bir bakalım. Olmazsa olmazımız ay yıldızlı bayrağımız. Şimdi bu abinin elinden dolacak inşallah çay bardağımız. Doldur bakayım abi. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın. İsim ne? Sadi. Sadi. Evet. Kangallısın. Evet kanka. Yaş kaç Sadi abi? 51. 51 yaşındasın. Evet. Senle biz yaşıt mıyız abi ya? Hemen hemen aynıyız. Sadi abi sen çökmüşsün ya. Yok yok, iyiyim gene şu. Nasıl iyisin ya? Hava gitti. Abo Sadi abi ya. Böyle deyince kızıyorlar, adamların moralini niye bozuyorsun diyorlar. Helallik alalım. Moralin bozuldu mu? Bozuldu vallahi, saç ektireceğim. Saç ektireceğim. Ne yapacaksın abi? Saç ektireceğim. Ciddi mi diyorsun? Vallahi ektireceğim. Ya yemin etme ya. Vallahi ektirim. Ciddi mi söylüyorsun? Bir çay verim. Şimdi bu sayede saç mı ektireceksin? Elbette. Yengeye ne diyeceksin? Belki bu halinle seviyor seni Sadi abi. Yok, geçtim derim. Bunu ciddi mi diyorsun? Bununki neydi okurum diyor. Sen ona niye sarıyorsun? Ben sana sardım şimdi, bırak. Abi morali bozuldu abi. Senin yaş kaç? Çok çok fazla. Aynı yaşta mısın? Yok abi, ben 45 yaşındayım. Senin durumun ondan mıyım abi? Yok abi. Sen niye gülüyorsun? Ben ondanıyım ya, en azından saçım var. Eyvallah. Abi kişi olduğu şekliyle güzel, boş ver. Yengenin onayını almadan saç ektirirsen seninle bozuşuruz. Vallahi abi. Bunun üstüne bir inek satar saç ektirir. Bunun üstüne ne yapacaksın? Bir inek satayım ve saç ektireyim. İneğe satıp saçı ektireceksin. Hemen yazın hemen. Sadi abi bak, kayıtlara alırım bunu. Ölmez yaşarsam 6 ay sonra burayla irtibat tamam kurarım. Üstünde bu tamamca parayı. Ya ona bırak, karışma, saçı ona mı ektiriyorsun sen? Allah Allah. Abi konu nereden nereye getirdi abi ya. İnek gitti, kafaya saç ektirecek şimdi. Eyvallah abi. Teşekkür ediyoruz. Abi şimdi yöresel Kangal'dayız. Dedik ki çekelim, çekmeden olmaz. Yediğimiz kadar yediğimizin hakkını verelim. Kangal'ımızı da biraz tanıtalım. Bu ne abi? Abi bu fırınlarda yapılan katmerimiz. Kangal katmeri Kangal bu. Kangal katmeri. Sadece hamur mu abi? Yoksa yumurta hamur, falan atıyor yumurta, musun? Yumurta, akı, yağ, tereyağı. Hamur, yumurta hamur, akı, evet. Tere, yağ diyorsun evet. Abi. Meşhurdur. Kangal'ın kardolu dağ diyorsun. Doğru mu abi? Aynen. Eyvallah abim. Biliyorsunuz hem mutlu günlerde hem de acı günlerde dağıtılır helva. Evet abi, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen benim gelim elimden şöyle şu helvayı ya nasip diyerek dökülen saçlarımın yeniden çıkması. Tamam mı abi? Dostlarımın sevinmesi, düşmanlarımın benden bıkması niyetiyle. Çatlamak. Abi tamam mı abi? Doğru. Güzel güzel dönsün arabanın tekeri. Helvadan eksik etmeyiz biz şekeri. Aç ağzını, yum gözünü. Aç ağzını, hepsini, yum hepsini. Aç ağzını, yum gözünü. Gözünü yum gözünü. Aç ağzını. Abicim şifa niyetine ben sana söyleyeyim. Dökülen saçların 6 ay sonra Allah nasip ederse İnşallah. Çıkacak diyoruz. Evet, az önce de söyledim. Koç yiğittir geni. Sivas Kangal'da yiyeceksin menemeni. Sade bir menemen yapıyorsunuz. Sade ama domates ağırlıklı. Domates ağırlı, yumurta, biber karışımı tamamdır. Biber, bir de tereyağını attık diyorsunuz abi. İşleri, güçleri sahada yaptık ve mükafat olarak neyi kaptık abi? Bu bizim omacımız. Umaç. Omaç. 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 Yufka ekmek, tereyağı, yumurta. Bunu genelde daha çok böyle... Yani şunu söylüyorsun, Sivas'ta diyorsun futbolcular, pehlivanlar müsabaka öncesinde yerler umacı, sonra kazanırlar Allah'ın izniyle her türlü maç alıyorsun. Eyvallah abi. Ne var abi içinde malzeme? Yumurta abi, var. Yufka ekmeğimiz, yumurtamız, tereyağımız yine. Evet. Yani burada olmazsa olmaz bir tereyağı, tereyağı. Bir de unlu biraz unlu hamura düşkünüz diyorsun abi. Abi. Eyvallah. Diyorsun ki çiftçiyiz, ayağımızdan eksik olmaz çamur. Sivas'ta diyorsun koç yiğitler yer hamur. Doğru mu abi? Patatesli hamur. Geldik abi. Evet, bu da patatesli. Bizim Kangal'ın patatesimiz de bayağı bir ünlüdür. Patatesli börek aynen, diyorsunuz ama değil mi? Patatesli böreğimiz. Patatesli böreğimiz. Vatan millet bayrak aşkıyla doludur yüreğimiz. Bükülmez asla bileğimiz diyorlar. Bunu da koyduk. Bu da şöyle onların yanına... Rutin, içinde peynir çeşitlerinin olduğu evet. Bir tabağımız diyoruz. Ve tabii Sivas'ın neyi meşhur? Hemen hemen her ilçesinin değerli dostlarımız balı meşhurdur. Balsız, kaymaksız olmaz diyorlar değerli dostlarımız. Burada da yine bir ablalar tarafından açılmış. Bu kışlık ekmeği. Yufka yürekliyiz diyorsun, yufkayı da sofrada yeriz diyorsun. Aynen. Doğru mu abi? Aynen abi. Eyvallah. Değerli dostlar, yolunuzu Kangal'a düşürürseniz dünyanın en güçlü aslan parçalarını... Az sonra çiftlikte ekranlarınıza getireceğiz.
aslan parçaları gibi de aslan gibi bir kahvaltı yapacaksınız. Yola revan olacaksınız. Evet değerli izleyicilerimiz, Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Tabii ki Sivas'ta Kangal denince akla kahvaltıdan sonra ve kahvaltıdan önce ve her daim 52 hafta günün 7-24 saati 365 gün dünya markamız Sivas Kangal Koç Yiğit'imiz gelir. Peki onların özellikleri nedir? Yazmışlar duvara: asil, sadık, güvenilir, koruyucu, hızlı, atik, cesur, hırslı, duygusal, zeki, dost. İnsan canlısı, dosta güven, düşmana korku salan, eğer sürüye bir kurt dalmışsa, çakal dalmışsa onu da tam boğazından boğan. Sivas Kangal, köpeklerimizin olduğu, aslan parçalarımızın olduğu yerdeyiz. Mesela bir tanesi bu. Abim gel. Gel abi. Evet. Kangal Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu Kangal köpeğimizin bir bakımı, 2 üretimi, 3 tanıtımı, 4 dünya pazarına açılımının yapıldığı tesisteyiz. Doğru mu ustam? Evet abi, Harun abi hoş geldiniz. Burası Kangal Kaymakamlığı'na bağlı 40 yıllık bir çiftliğimiz, çok eski bir çiftliğimiz. Üniversiteyle beraber burada Kangal köpeğinin gen yapısını, genini devam ettirmeye çalışıyoruz. Abi nedir bizim Kangal köpeğinin geni? Görüyorum abinin eni. Maşallah. Bu bebeği eritemedin mi ya? Yok, eridemeyim. Nasıl eridemiyorsun? Böyle aslan parçasının peşinde koşuyorsun da ya. Suistsem yarıyı. He? Suistsem yarıyı. Senin mi güçlüsün, bu kardeşin mi güçlü? Bu güçlü. Güçlü hayal. Evet, evet. Sürükler götürür adamı. Götürür. Vallahi. Abi bizim bunun geninde ne var şimdi? Ben aslan parçası diyorum ben bunu. Aslında o köpek de demek istemiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Anadolu aslan parçası. Anadolu aslanı diyorum ben abi. Hani ırk olarak tabii köpek çeşidine giriyor ama duruş olarak doğru mu abi? Tamamen asil. Asil, aslan gibi. Kemik ya. Yapısı olarak aynen. Aslan diyoruz buna. Kangal aslanı diyorum değerli dostlar. Sivas aslanı diyorum, Türkiye aslanı diyorum. Evet. Yerelden ufak başladık, ilçemiz, sonra Sivas dünyaya ilimiz, sonra da ülkemiz ve dünya. Nedir abi bizim dünya aslanımızın özellikleri abi? Buraya yazmışsın ama mesela niye asil diyoruz? Bu kadar ünlü olmalarının şeyi sadakat. Güvenilirler. Yani güvenilirler. Göğüs yapıları, işte ağız ve kulak yapıları, burun yapıları, renkleri. İsmi ne bunun abi? Bunun ismi Poyraz. Poyraz abi. Poyraz 4 yaşında. Bizim fuar köpeğimiz İstanbul, Ankara gibi yerlerde. Abi bu köpeğimizin adı Poyraz. Biz Poyraz'ı ne kadar met etsek az diyoruz. Doğru aynen, mu? Aynen, aynen. Yeniden aynen. Fuarlarda, dünya şampiyonalarında tarih yaz Poyraz'ım diyorum. Abi neyle besliyorsun? Abi şu an mama alıyoruz. Tavukla besliyoruz. Sakatatlarla besliyoruz. Ama genelinde mama. Maliyetli mi abi? Çok maliyetli. Biraz yemeden olmaz, güçlü olması yemeden lazım. Olmaz tabii ki. Bünyede bayağı var. Eyvallah. Mecburen iyi bakılıyor. Bunlar peki abi kaç kiloya kadar çıkıyorlar? Ortalama bir insan ağırlığı 70-75, 80. Bu kaç kilo mesela bizim Poyraz? 70 civarında. Güçlü aslan parçasını sadece boyla borsla mı ölçebiliriz? Yoksa daha ufak boyda gözüküp öbüründen daha güçlü cesaret, olanı da var mı? Cesaret mesela farklı. Şimdi sen buna çok güveniyorsun. Evet. Boyu normalde standarttan 10 santim aşağıda, evet. Ama çok mu güçlü? Çok güçlü. Çok güçlü, çok kuvvetli, zeki. Uyanık, duygusal dediğim gibi bir yapıları var. Savaşçı bir ruhları var. Kurtla mücadele de kolay değil tabii ki. Eyvallah. Ömürleri ne kadar tahmini? Ortalama 15-16 yıl ama bu sürüde arazide olursa 20-22 seneyi bulanlarımız var. Burada üretim de var tabii. Var, üretimimiz var. Ne yapıyoruz peki abi, nasıl değerlendiriyoruz? Meraklıları, işte sürü sahipleri ya da fabrika sahipleri geliyor bize müracaat ediyor. Buradan bir çift ya da tek erkek, evet. Ya da tek dişi taleplerini karşılıyoruz, gönderiyoruz. Abi bunu nasıl sevmek lazım abi? Abi Kangal en çok böyle kulak yapılarını falan buralarını hoşlanır. Abi. Aynen. Şu koltuk aralarından hoşlanır. Hay maşallah abi ya. Oo, o ne abi? O da bizim damızlık erkeklerimizden biri. O da damızlık mı? Evet. Onun adı ne abi? Onun adı Cesur. Cesur. Bu herhalde en irilerimiz. Şurada da var en bir tane. En irilerinde. Bak bu da annesi onun. O kendi bu bunun evladı mı? Annesi. Annesini kıskandı. Bizim bak. Paşamız Harun abi. Paşa buranın mı? Buranın en yaşlısı. Cesur. 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 Geldik abi, en yaşlısı. Bu bizim paşamız. Paşa. En baş damızlıklarımızdan biri bu. Paşa. Paşa kaç yaşında? Paşa gel oğlum. 13 yaşında. Ama hala dinç. İyi yani. Harun abi sen de gezdirin. Ha? Gezdireyim mi abi? Dur bakayım abi şunun gücüne kuvvetine ya. Gel. Gel bakayım Poyraz, gel. Gel koçum. Oo maşallah var ya. Poyraz gel. Gel koçum benim. Aslan, aslan parçası, aslan parçası vallahi. Vallahi aslan parçası, bak bak bak. Aslan parçası. Gel 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 gel. Gel gel. Gel 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 gel. Poyraz gel. Gel. Aslan parçaları be.
Anam. Anam. Geri git abi. Anam. Anam. Ustam gel. Geliver bize anlat. Anam merhabalar kardeş. Nasılsın yiğidom? İyi misin? Keyfin nasıl? Günler nasıl geçiyor? He? İyi misiniz? Ya şunların güzeli. Abi bunlar kaç günlük? Harun abi bunlar 25 günlükler. 25 günlükler. Evet. Bunlar kardeş mi mesela? Bunlar kardeş ikisi. Allah Allah. Aynen. Nasılsınız kardeşler? İyi misiniz? Ne güzel. Ne güzel olmuşsunuz birbirinize kardeş. O güzel kara gözlerinizden akmasın hiçbir zaman yaş. Büyüyün inşallah. Yavaş yavaş. Birbirinizle kavga gürültü etmiyorsunuz. Bak bu kız evladı sana emanet. Sen abisin ona göre ha. Sen erkek adamsın sana emanet tamam mı? Ha böyle patilerin güzelliğine bak değerli dostlar. Öpem la sizi. Gel bakayım canım benim. Uh mis bunlar mis. Mis bunlar mis. Bunlar değerli dostlarımız bizim Kangalımızın, bizim Sivas'ımızın, az önce de söyledim, Türkiye'mizin gururu bunlar aslan parçası abi. Anadolu aslanları. Evet. Bunlar bizim Anadolu'muzun aslanları, Türkiye'mizin aslanları. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir anne baba evladını nasıl yetiştiriyorsa Kangal Kaymakamlığı'nda görevli arkadaşlar da bunlara kendi evlatlarına baktıkları gibi aynen bakıyorlar. Abi zaten senin ismin Sivas'ın ve Kangal'ın en sempatik adamı seçtim. Teşekkür ederim. Vallahi billahi. Allah bunlar var ya sana itaatten Allah asla geri durmaz. Şu sempatikliğe bakın. Ben çok severim. Vallahi mi? Acayip vallahi severim. Allah. Benim sıkıntım, stresim, her şeyim bunlar. Bunlar mı alıyor? Evet. Ciddi mi diyorsun? Bu için bir, bunlar iki. Yenge kıskanmıyor mu ya? Yok kıskanmaz yenge. Ne diyorsun ona? Evet. O da sever. Öyle mi? Evet. Eyvallah hadi bakalım. Bunları neyle besliyorsun abi? Abi bunların da yavru mamaları var. Zaten anneler var. Öyle. Anneyi demiyorlar. Aynen anneyi demiyorlar. Yoğurt, süt. Eyvallah. İşte sıvı mamalarımız var onlar. Bırak bakalım gidecekler mi abi? Anam. Komedi gibi oldu ya. Gel buraya bakayım gel. Aslan parçası. Kaşı çok çatır. Gel la gel. Neyin var senin ha? Neyin var senin? Söyle bir derdin varsa söyle. Buradan ülkeye söyleyelim bak. He? Bir derdin varsa söyle. Bir sıkıntın varsa söyle. Var mı sıkıntın? He? Yok. Aslan gibisine. Güneş de alnına vuruyor. Hadi bakalım yürü yolun açık olsun. Soğuğu çok sever. Soğuğu sever. Bak o da onları da oradan diyor ki bunlar ne yapıyor diyor. Sen nasılsın kardeş? İyi misin? He? Ver bakayım elini patiyi ver bakayım. Patiyi ver patiyi. Patiyi ver patiyi ver. Sivas'a yolunuzu düşürürseniz Sivas'ın tabii merkezinde de diğer ilçelerinde de belki kısmen vardır bilmiyorum ama özelde de bu işi yapan arkadaşlar var. Ama bu işi en iyisini, en güzelini yine devletimiz yapıyor gördüğüm kadarıyla. Kangal Kaymakamlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Burası Hüma Hatun Hüma Sokağı. Sokak. Odun alırsan meşe. Dükkan alırsan köşe. Ablam köşe dükkanı köşe. Gördüğünüz gibi almış. 12 tane kadın işletmecimiz var. Hayrını görelim. Saralım mı paket mi abi? Mümkünse. Mümkünse şunu paket alalım. Bu süs kabağı tohum olarak kullanacaklar. Tohum olarak kullanacaklar. 20 lira. 20 lira. Oldukça ucuz efendim. Parayı alalım. Teşekkür paketi verelim. Ediyorum. Sağ hayırlı olun. Uğurlu olsun abicim. Sağ olun, İnşallah ederim. Bir ekersiniz. 100 hasat alırsınız. İnşallah. Nereden İnşallah. Geldik? Edirne. Edirne'den buraya mı geldin evet, abi? Evet efendim. Turla geldin. Turla geldik efendim. Kırkpınar'a gittin mi abi hiç? Kırkpınar bizim özümüz. Öyle mi? Özümüz hiç görmedim seni orada. Olur mu? Ahmet Taşçıları, Cengiz Elbeyleri, Recep evet. Karaları, daha Ordulu Mustobaları. Daha geri git. Geçenlerde Saffet abiyi kaybettik. O kadar da değil abi sen Karali zamanında neredeydin abi? Oradaydık abi. Sen abi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Saçlar hep böyle kıvırcık mı? Evet efendim. Edirneliyim deme hiç Edirneliyim mi? Mardinliyim ben. Mardinlisin bak evet. Biliyorum bak. Evet gördüğünüz gibi turlar da geliyor değerli dostlar. Kendiniz gelemiyorsanız tura katılın gelin. Biz de Divriğe geldik. Abi Edirne'ye selam. Eyvallah. Baş pelvan olmak istiyorsak yine Edirne'ye gelin. Öyle mi? Bizden ben cazgırlığa çıkar. Geliyorum abi Edirne. Tamam. Şükrü Kayabaş'tan sonrasın herhalde. Kim? Siz. Onun adı Şükrü, soyadı Kayabaş. Evet. Şükrü abinin gözünün üstünde var iki çift kaş. Ben biraz hızlıyım. Şükrü abi yavaş. Allah'ına kurban seni. Abi sen beni Şükrü abi sor. Ararım bak. Tekerleme yaparım sağlam. Ben Kırkpınar'da başpehlivanlıkta peşi peşine tekerleme. Gördüğüm kadarıyla sen de çok kilo almışsın. Yemek yiyince yapıyorsun şekerleme. Teşekkür ya. Ederim. Eyvallah abi. Bir sazın eksik var. He? Neyimiz eksik abi? Bir sazın eksik diyorum. Sazım gelsen ol abi ya. Edirne abilerle bir araya geldik. Evet Kırkpınar tayfası. Buradan Şehzadeler Şehri.
Bizim böyle batıya açılan, Avrupa'ya açılan kapımız, gururumuz Edirne'ye de buradan selam olsun abi. Sizlere iyi alışverişler sağ abi. Olun, sağ çok olsun. Çok seviyoruz sizleri. Evet geldik değerli dostlarımız prenses ablamızın yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Olun, şöyle içeriye girdik. Abla devamlı böyle şık mı giyiniyoruz yoksa evet, bugün namazsız mı? Evet aynen, aynen. Allah Allah. Şık giymeyi seviyorum. Şu el işi mi? El işi, iğne oyası. İğne oyası. Evet, çeyizim. Kürk efendim? Çeyizim. Kürk normal, çok astronom falan evet, değil hep yani. Hep böyle asil mi takılırız? Yani öyle görüyorsanız öyle diyelim. Şimdi burada ne var hızlı bir şekilde? Benim dükkanım hediyelik eşya dükkanı. Genelde ağırlıkla el emeği ürünler satıyorum. Otantik malzemeler. Burada hanımların halk eğitim kurslarında yaptığı ürünler. O şekilde. Yani gelen burada A'dan Z'ye erkeğe, kadını, çoluğu, çocuğu, aynen, aynen, eşikteki, aynen. Beşikteki diyorsun. Her şeyi genci, bulabilir. Yaşlısı, aynen. Yüzü güleni, gözü yaşlısı bulabilir. Aynen. Sivas'ın yöresel ürünleri. Ağız alışmış şey hep abi, abi diyoruz abla. Ablacığım buyurun getirin. Sivas'ın yine yöresel ürünü. Buyurun getirin. Mesela kemik, tesbih, tarak. Aldık mı? Evet aldık. Fakat şu yan taraftan değilmiş, size gönderdiler. Benim. Nasıl? Evet, sizin aynen. Miymiş? Evet. Evet. Oradan da alsanız siz ürünü oradan alın, parayı bize getirin. Hiç sorun yok. Nereden geldin? Ben Antalya'dan geliyorum. Paket yapalım hemen. Hemen. Ayağımız uğurlu geldi bak. Ayağımız ikidir. Uğurlu geldi valla. Eyvallah. Altı taksit mi, tek çekim mi? Altı taksit mi? Altı yapalım. Temassız müşteri, mıydı? Müşteri de işine geliyor. Siz tutun ben. Ben şöyle döneyim evet. Ödemeyi yapın. Kartta limit mi yok? Öyle oluyor. Allah kabul etsin oluyor. Gördüğünüz gibi dükkandan da görüntüler ekranlara getirelim. Yok yok. Bez bebekler çeşit çeşit değişik hayvan figürleri. Bunlar tabii içleri böyle doldurulmuş. El emeği, göz nuru, patikler var. El örgüleri var, bileklikler aynen. Var. Bir müşteri daha geldi ablacığım. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar verirsin abi? Bakalım önce bir yakışıyor mu diye bakalım. Onu çıkart abi ya. Yerli malı, yurdum malı. Şimdi bir bu şekil var abi. Bir evet. Bu şekil var. Bir bakalım bir dur abi. Antalya'dan mı geldin sen? Antalya'dan geldim. Şöyle bakıyorum abi. Bu şekil tarz bir. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Şurayı açıyorsunuz kulakları üşümüyor. Açıyoruz. Kulakları örtüyor. Böyle kulakları örtüyor abi. Evet. Yani iyilikleri duyuyorsun, kötülüklere kulağı kapatıyorsun. Evet. Yani kötülük duymak istemediğin zaman kulağı kapat bu şekilde. Öyle tamam. Eyvallah. Sağırım dilsin. Sağırım ve yok, dilsin. Yok gör ama görme. Görme. Duy ama duyma. Duyma. Konuş ama konuşma. Konuşma. He. Dünyayla irtibatı keseceksin abi. Öyle. Tamam 85 bin lira bayılalım abi. Başka yerde 185 lira. Alalım 85 lirayı. 80 lira. 5 lira. 80 lira mı? 80 lira. 80 liraymış. Yok bana değil. Alalım abi. Reklama. Çünkü bunu kafaya koyduk daha ondan sonra başkasına satmayız. Saçına değdi. Abla görüyorsun vallahi bir ayak bastı. Getir abi. İyi iş yaptın abi. İyi iş yaptın. 80 lira. Eyvallah. 80 liraya alıyoruz. İki tane aldık. Ayağımız harbi uğurlu geldi. İki tane mi aldın abi? İki tane aldık. Eyvallah Edirne'ye. Edirne. Edirne'ye hayırlı uğurlu olsun değerli dostlar. Evet. Yani Edirne diyor ki Sivas Divri'nin şapkasından başka şapka takmam diyor. Oh, evet. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Poşete mi koyalım onu? Var mı poşet? Ama giyeceğim ben bunu. Giyeceğim mi? Ha. Bunu çıkar o zaman bunu poşete koyalım. Oradan şey ver abla poşet ver abla. Amca Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Keseniz dolu olsun. Kafanda paralansın abicim. Bunu da ver abla. Evet. Bunu da buraya veriyoruz. Paramızı alıyoruz. Hayırlı olsun keseniz diyoruz. Abla ben gidiyorum. Hayırlı işler. Ya beni buraya işe al ya ben gidiyorum bak. Beş tane. Bence kalın he? Ya. Ya kalın olmaz bence, ben gidiyorum. Gitmeyin. Hadi hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür güzel ediyorum. Görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet yine burada 12 tane kadın girişimcimizin dükkanlarından birindeyiz. Şu rengarenk bakar mısınız? Yok yok değerli dostlarımız. Evet. Divrili kadınlarımız üretmiş. Kendim yapıyorum ürünlerimi. Bütün hepsi senin mi abla? Evet. Allah Allah. Şimdi şu bunun nazar boncuklu tarhana senin. Evet kendim. Divri tarhanası mı? Evet kendim Allah'ım yaptım. Allah'ım salli. Bu ne abla? Domates kurusu. Divri. Evet. Bu ne abla? Biberiye. Biberiye. Bu da buranın. İçinde fındık var. Nuska pestili yaptım. Yine senin? Evet, bana ait. Allah Allah. Ablacığım, kara mürver reçeli nedir ya? Kooperatifimizin ürünleri. Ne yağ bunlar? Burası kantoron yağı. Organik? Organik. Çiçeklerimiz de zaten üzerinde. Kantoron çiçekleri üzerinde. Evet, bu kara mürver reçeli hastalıklara çok kullanılan. Sarılık hastalığına çok iyi gelen bir reçel. Tadı böyle birazcık ekşimsi mayhoş, bir tattır. Dut, aynen. Kuru dut. Kuru dut. Turşu. Bu da bana ait. Evet turşularım var, menemenlerim var. Bu ne abla?
Gileburu suyu. Gileburu suyu. Şeker hastalarına çok iyi geliyor. Evet, onu biliyorum. Burada yine kesmeler var. Onlar da bana ait, cevizli sucuklarım. Yok yok ablacığım sende. Aynen, kantaron yağlarım benim de kendi yaptığım kantaron yağlarım. Ya iyi de bile yapmışsın yani. Evet. Bakın burada menekşe yağı yaptım, gül yağı yaptım. Böyle küçük küçük. Yok yok diyorsun. Aynen öyle. İsim neydi ablam? Selda. Değerli dostlarımız, Divriğe geliyorsanız bu kadınların çarşısına mutlaka uğruyorsunuz. İster kıyafet, ister el örgüsü, ister el emeği, ister el yemeği, isterseniz de böyle gastronomi, hem sağlık gastronomisi için hem de normal gastronomi için, tad için, lezzet için mutlaka bu dükkanları geziyorsunuz. Gözünüze kestirdiğinizi alıyorsunuz. Yine birbirinden güzel Divri'nin gastronomisiyle, kadınların el emeğinin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evlat, biz geldik, hoş geldik. Senin görevini biliyorum. Sen davarı korumakla görevlisin. Aynı zamanda çobanı da korumakla görevlisin ama ben de ekmeğimin peşindeyim. Bana mani olma, bana engel olma. Müsaade et, röportajımı gerçekleştireyim, ondan sonra işime bakayım, tamam mı? Rahat dur. Abi şu koyunların güzelliğine bak. Sıralı koyun abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 as, 2 yedek. Bu gördüğünüz çoban amcam alanında tek. Bunda var mangal gibi yürek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin kara lastiklerine kurban olsunlar. Sağ olun. Nasılsın hacı abi? Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Evet. Bugüne şükür. İsmimiz ne? Mehmet. Bak ne güzel söylüyor. Allah'a şükür. Mehmet abi yaş kaç? 73. 73 yaşındasın. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsun Mehmet abim? Takriben 50'yi geçiyor. Devamlı çobanlık mı yaptın? Devamlı da. Askerden geldin. Askerden geldim. Koyunlar devamlı. Senin mi? Koyunlar kardeşim. Ya ne kadar güzel hayvanlar maşallah ya. Onlar şimdi kuruyu mu yiyorlar, yaşı mı? Yeşili yiyorlar. Yeşili yiyorlar değil mi? Tabii biraz gar yağdı. Ondan sonra yine yeşillendi ot değil mi? Ot çıktı yani. Bu teze ot değil mi şimdi? Taze ot. Taze. Cinsi ne bunların Mehmet abi? Kangal. Nasıl kangal? Kangal cinsi. Bu da var. Koyunun cinsi mi kangal? He. Şimdi ben Sivas'ta kangal köpeğini biliyorum. Cinsi kangal da. He. Koyun kangal ilk defa duyuyorum ya. Yok ilk defa. Kangal'ın koyunu mu bunlar? He. Kangal koyunu. Meşhur. Evet. Ama maşallah. Besisi mi iyi bunun, sütü mü? Sütünü falan almıyoruz. Kuzular emiyor. He. Öylece yetişip büyüyor. Ondan sonra kurbanlık, etlik. Ondan sonra etlik oluyor. Bak şimdi hava aldık Mehmet aldım. Abi kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yenge sağ mı? Yenge falan yok. Hiç mi evlenmedin? Yok. Öğretmenlik yaptım ben. Öğretmen misin Mehmet abi? Öğretmen. Peki şey mi yani, okul okudun? Okul okudum, İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Ya sen ne diyorsun Mehmet abi ya? Ya bak vallahi ben senin hani çoban bir kere köylü milletin efendisi de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu musun? Fen Fakültesi. Fen Fakültesinden mezun oldun. Öğretmenlik yaptın. Astronomi fizik dalında orta öğretimlerde öğretmenlik yaptım. Kaşeri'ye gittim. Emeklisin şimdi. Maaş alıyorsun. Alıyorum. Eyvallah. Ondan sonra da kendini böyle rehabilite ediyorsun. Doluyum. Dolaşıyorum. Ha. Ama evlenmedin de. Yok. Aşık oldun mu hiç? Yok. Aşk da yok, yok, evlilik de yok. Evlilik de yok. İyi Mehmet abi. Takdir senin. Takdir. Eyvallah Mehmet abi. Takdir Allah'ın ama. Eyvallah, hayırlısı. Bunlara özel bir çağırma şeklin var mı? Yok, büyü diyorum. Ne diyorsun? Bence gelmezler. Ben çok öyle büyü deyip diyen de gelmeyen, getiremeyen çoban. Gelmezler. Gelmezler değil mi? Gelmezler. Brrr. Brrr. Aha baktılar. Brrr. Gel dedi abi. Gel abi. Gelmez. Gelmez mi? Teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Mehmet abiyle de davarlarıyla, bu güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şu anda akşam ezanı okunmak üzere Yıldız Dağı'na gidiyoruz diye yola çıktık.
Git git. Ya sabır çektik. Bazen yaklaştık, bazen bıktık. Ama ne oldu? Herkes nasibini yer. Ve burası da gerçekten güzel bir yer. Harun Şen işkembeden atma diyorlar bana. Saat 10-11 olmadan evvel de yatma diyorlar. Ama dedim ya nasibimizi yeriz. Yıldızdağ'a niyetlendik. Annem bir baktık işkembeyi atmış kaynatıyor. Annem gel. Gel o yavrum oraya varmayayım diyor. Anne 2 metre aramız. 2 metre. Nasılsın iyi misin? Şurada işkembe mi var? Bir göster işkembeyi. Uşaklar nerede? Hangi küçükler? Küçük uşaklar mı var? Anne ne kaynatıyorsun burada? Burada mı? İnek boğazladı. İnek boğazladınız. İneği kestiniz yani. Kestim. Kestiniz. Uşaklara bölüştürdüm. Uşaklara bölüştürdün ineğe. İyi çıktı mı? Eti sütü iyi çıktı mı? Aman açıver bakayım. Allah'ım nasıl tütüyor? Tüttü. Abo! 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 Allah'ım şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine. Pötür 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 kaynıyor ya. İneğin karnı mı bu anne? Bu şimdi ne kadar çıktı bu? Bu mu? Bir tencere çıktı. İneği kesti, boğazladım. Evet. İneği niye boğazladın? Uşaklar yesin deyin. Koca ineği kestin. Aa gençler de yiyiliyor. Kaç saattir kaynıyor? Kaç saattir mi? Daha bir saat hanç oldu. Güzel kaynar. Tiri de edecek. Uşak yiyecek. Eyvallah. Kaç tane uşak var? Uşak 8 tane küçüklerimiz var. Sekiz tane küçük mü? Gençler hoş geldiniz. Geldiler. Bak şunlara bak. Nereden geliyorsunuz siz bak? Nereden geliyorsunuz? Marketten mi? Market var mı burada? Eyvallah. Bu 2 saat kaynayacak mı hacı anne? Kaynayacak yavrum. Ondan kaynayacak. Sonra hazır hale gelecek. Hazır hale gelecek. Bunu trit edeceksin şöyle parçalayacaksın. Aynı. Ondan sonra da yiyeceksin. Ne yakıyorsun sen? Tezek mi var orada? Tezek. Abo. Bak tezeye bak tezeye. Tezeye inan vallahi. Bir güzel değil mi? Ya nasibe bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sivas'ta Yıldız Dağı'nın eteğinde ne koydu bura? Yakup oğlan koyunda ineği boğazladık diyor annem. Duman tütüyor. İşkembe değerli dostlar. İşkembeden atmıyoruz. Geç vakit yemek yiyip yatmıyoruz değerli dostlar. Sağlık için, afiyet için, bereket için. İşte şimdi Sivas işkembesi. Evet değerli izleyicilerimiz, gündüzü torbaya koyduk. Yıldız Dağı'nda inanın donduk. -5 derecede şimdi snowboard diyorlar herhalde, tam bilmiyorum. Arkadaşın keyfi yerinde. 5 kere otostop çektik, ondan sonra durdu. Bineceğiz şimdi, karı presleyeceğiz. Burası Yiğidolar şehri Sivas'ın Yıldız Dağı. Çok mükemmel bir, yani kış turizmi desek tam yeridir. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Çünkü bungalov evleri var, otelleri var, açık büfe restoranları var. Birbirinden çeşitli, birbirinden güzel, birbirinden farklı mesafelerde neyi var efendim? Pistleri var. Bununla birlikte ne yapıyorsunuz? Hızlı trene bindiğinizde Ankara'dan buraya, İstanbul'dan buraya Sivas'a geliyorsunuz. 50 kilometrede ulaşabiliyorsunuz. Sivas havalimanı aracılığıyla da gelebiliyorsunuz. Mutlaka gelmeniz, görmeniz lazım. Erciyes'e saygı duyuyoruz, Uludağ'a saygı duyuyoruz, Erzurum'a saygı duyuyoruz. Ama Sivas Yıldız Dağı'na da kayak severleri bekliyoruz diyoruz. Kardeş nereden binecek? Abi onun keyfi tıkır, o içeride sıcak. Buradan mı? Palete basayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Selamun aleyküm. Bunun adı ne kardeş? Kar ezme makinesi. Kar ezme makinesi. Snow truck. Snow truck. Şöyle 8-10 tur at. Bizi ondan sonra bırak abi. Memleket? Neresinden? Ben buradayım. Yakup Oran köyünde. Aşağıdan. Kayak merkezinin olduğu yer. Snow truck'tayız değerli dostlar. Saatler şu anda 9'u gösteriyor. Yıldız Dağı'nda kar presleyeceğiz. Doğru mu abi? Evet. Eyvallah abi. Ya çok güzel bir cihaz ha. Uzay meki gibi valla. Bu olmazsa olmaz değil mi? Olmazsa kayak merkezi olmaz. Ehliyet normal B sınıfı, C sınıfı Arvas'ta. Kendine özel ehliyeti var. Ciddi mi diyorsun? Evet. Allah Allah. Nereden aldın? Normal milli eğitimden. Milli eğitimden? Evet. İyi bir meslek mi snow truck sürmek? Çok zevkli ve çok riskli bir iş. Valla bir gaz var diyorsun. Fren var mı? Bir gaz basıyorsun gidiyor. Basıyorsun çekiyorsun duruyor. Otomatik vites. Tam otomatik değerli dostlar. Şu güzelliğe bir bakın ya.
Şu güzelliğe bir bakın ya. Kardeş şu an ne yapıyorum? Şu an mevcut zeminde kayakçıların kullandığı ve buzlanmış olan zemini düzeltiyoruz. Biraz da yumuşatıyoruz. Bura pist değil mi? Evet. Evet. Ha, zemini buzlanıyor. Bu yumuşatmayı da sen yapıyorsun. Hem preslemeyi yapıyorsun. Hem zemin düzeltmesi, hem buzu yumuşatmak için. Kar yağdığı zaman da karı sıkıştırmak için. Doğal karda... Vallahi keyifli meslek ya. Evet. Şu an ne yapıyoruz mesela? Orada bir kuş karı yükseklerden alıp çukurlara dolduruyoruz. Ya Rabbi, ne güzel bir memlekette yaşıyoruz. Yazımız ayrı, kışımız ayrı, sonbaharımız ayrı, ilkbaharımız ayrı. Yiğidolar şehrinde, Sivas'ta, Yıldız Dağı'ndayız. Akşam saat 9. Gerçekten Türkiye'nin göz bebeği kayak turizm merkezlerinden birindeyiz. Gördüğünüz gibi her türlü soğutma çalışmaları da teknolojik olarak önlemler alınmış, yapılıyor. Muhteşem bir manzara. Eşsiz bir manzara, karın tadını çıkarıyoruz desek yeridir. İmkanı olanlar çıkın, çıkın Sivas'a, Yıldız Dağı'na gelin diyoruz. Burada güzel vakit geçirin diyoruz. Her türlü teknik önlem, her türlü konaklama, her türlü konfor var. 7/24 gerçekten yetkililer de çalışıyorlar. Güzel manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum. Evet, bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Bu gördüğünüz yazıyı, en iyisi gezmek yazısını değerli kameraman arkadaşım Murat Korkmaz yazdı. Adı Murat, soyadı Korkmaz. Programda çok büyük emeği var. Onu ne kadar met etsem az diyorum. En iyisi gezmek. Şurada da değerli dostlar, şimdi arkadaşlar geldiler. Gençler! Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Biz suni karlama personeliyiz gördüğünüz gibi. Evet. Bu sene karın az yağmasından dolayı suni karlama sistemlerimizi yoğun olarak çalıştırıyoruz. Evet. Yaklaşık 10 gündür 24 saat aralıksız çalışmakta. Havanın -5 olduğu, nemin az olduğu havalarda havada donup kristalize olup yere düşerek suni kar oluşuyor. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi snow truck'ta tepeleyen karları ezerek pistlerimizi oluşturuyoruz. Eyvallah. Ama siz abi bununla geziyorsunuz. Vallahi mecbur geziyoruz çünkü rüzgar kuzeyden esiyor, güneyden esiyor. Ona göre ayarlayıp makinelerimizi çeviriyoruz. Eyvallah. Ona göre ayarlıyoruz. Snow truckçılar da ona göre eziyor, pistlerimizi hazırlıyorlar. Bu kardeşime ne isim veriyorsunuz? Nedir bu? Bu kar motoru. Kar motoru. Kar motoruyla bir tur atacağız. Bugün çok çalıştık. Ondan sonra sırt üstü yatacağız. Bin kardeşim. Kar motoru. Geliyorum. Şuraya mı oturacağım? Buraya oturuyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gördüğünüz gibi Sivas'ta Yıldız Dağı'nda gece kar motoruyla pistleri kontrol ediyoruz. Doğru mu kardeş? Evet abi, doğru. Saha ve zemin şu anda kayak yapmaya müsait mi? Müsait. Müsait, evet. Evet, püskürtmeleri de görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız değerli dostlarımız? Neredeyiz? Sivas'tayız, Yıldız Dağı'ndayız. Çok heyecanlı, çok güzel, çok doğal, çok organik, çok natürel. Kar motorlarındayız. Yıldız Dağı'nın zirvesine doğru ilerliyoruz. Oldukça keyif verici. Evet değerli izleyicilerimiz, Yıldız Dağı'nın zirvesindeyiz. Aşağıda muhteşem bir manzara var. Mutlaka Sivas'a gelmeniz lazım. Sivas'a gelince de Yıldız Dağı'na çıkmanız lazım. Bu keyfi yaşamanız lazım. Bu anı yaşamanız lazım.
Evet değerli izleyicilerimiz, Sivas'tayız. Yiğidolar şehrindeyiz. Vatanına, milletine, bayrağına aşık milletimizin yanındayız. Onların hepsi birer Türkiye sevdalısı. Varlıklarıyla gurur duyuyoruz. Sivas demek güç demek. Sivas demek kuvvet demek. Sivas demek kardeşlik demek. Sivas demek saz demek, aşık demek, türkü demek, şiir demek. Şimdi gördüğünüz gibi Sivas Fasıl Eti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği'nde Sifa Hot'tayız. Ahmet Ayık Kültür Otağımıza hoş geldiniz dediler. Biz de hoş bulduk dedik. Büyüklerin ellerinden öptük, küçüklerin gözlerinden öptük, emsallerimizin alnından öptük. Hepsi bir araya toplanmış. Şimdi ben susuyorum. Şairler ve sanatçılar, sazlar ve sözler konuşacak diyorum. Ben çıkıyorum aradan, yardım etsin hem ekibe hem dinleyenlere yaradan. İyi seyirler. Derdimi dersiz insana dert çekmeyen dert kıymeti bilemez. Derdim bana dermanmış bilmeden. Hiçbir zaman gül dikersiz olamam, bağı Sivas'ın. İrem bahçesinin gülleri açar, gül kokar bahçesi bağı Sivas'ın. Kardeş dilleriyle gönüller yapar, soğuktur suları çağlayıp akar. Şemsi Sivas'ı da gönlümüzde yatar, gül kokar bahçesi bağı Sivas'ın. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programının sonunda bizleri Sivas'ta ekibiyle birlikte en iyi şekilde ağırlayan çok değerli Sivas Valimiz Doktor Sayın Yılmaz Şimşek Beyefendi ile birlikteyiz. Tam da kent meydanının olduğu yerdeyiz. Sayın Valim, birçok müzeniz var. Tam bir müzeler şehri, bir de gastronomi şehri aynı zamanda. Biraz da gastronomisinden bahsedecek olursak, Divriğe gittik, pilavınız var. Zaten köfteniz var, sütlü tatlınız var. Çeşit çeşit, gerek hamur işi gerek et ürünleri, biraz da gastronomi, Sivas gastronomisi. Siz Antalyalısınız ama Sivas'ın gastronomisi de gerçekten gözle görülür bir gastronomisi var. Evet, ben öncelikle müzeler dediniz, müzelerden bahsedeyim. Şehir aslında Sivas'a bir müzeler şehri diyebiliriz. Çünkü 13 adet müzemiz var. Şehir müzesi hemen valinin altında. Yine kongre müzesi, yine Gök Medresi de çok önemli bir eser. Orada da müzemiz var. Bunlar sadece sayabileceğim temel müzeler. Ama onun dışında dediğim gibi 13 müze ve 4 tane de ana evi var. Buraya geldiği zaman ziyaretçilerimiz bu müzeleri gezebilir. Aynı zamanda sizlerin de belirttiği üzere lezzetlerinin de tadına bakabilir. Gerçekten Sivas gastronomi alanında da çok zengin bir mutfağa sahip.
Başlıca şöyle yemeklerine bakacak olursak Divriği pilavı, yine Sivas köftesi, Sivas kebabı, yine bu bölgeye has madımak çorbası var. Madımak bildiğiniz üzere doğadan böyle doğal olarak yetişiyor doğada ve toplanıyor. Bunun hem çorbası hem de birçok yemeğe yapılıyor. Bunun yanında kalburabaslı tatlısı, peskutan çorbası, mumbar, içli köfte. Sayın Valim, bir de Gürün'de gölümüz var. Yıldız evet. Elinde açık kaplıcamız var. Yıldız Dağı'na çıktık. Gerçekten muhteşem. Türkiye'nin en hesaplı kayak merkezi, turizm merkezi diyeyim ben hatta evet. diyebileceğimiz. Biraz da bunlara değinelim isterseniz. Tabii sadece gastronomi turizmiyle, kültür turizmiyle Sivas sınırlı değil. Belirttiğiniz gibi Sivas'ta kış turizmi de var. Yıldız Dağı kayak merkezi. Sizler de gittiniz, baktınız. Burada da 18 kilometre toplam uzunluğunda 7 pistimiz var. Gece de kayak yapılabiliyor. Yine burada ziyaretçilerimizin kalabileceği otellerimiz var. Biz buranın daha da iyileştirilmesi için her geçen gün yeni ilaveler yapıyoruz. Burayı büyütmeye çalışıyoruz. Doğal güzelliklerimiz de var. Gürün'deki Gökpınar Akvaryum Gölü diyelim. Gerçekten akvaryum görüntüsüyle ve turkuaz mavisi rengiyle de orası da görülmeye değer bir göl. Şuhul Vadisi yine Gürün'de. Ondan sonra Sızır Şelalesi, Yıldız Şelalesi. Bunlar da ilk aklıma gelen doğal güzelliklerimiz. Bunun yanında tabii sağlık turizmi açısından da Sivas aslında marka bir yer. Özellikle doktor balıkları hepimiz biliyoruz. Sedef hastalarına iyi gelen suyun içindeki selenyum maddesiyle ve balıklarıyla sedef hastalarını tedavi eden bir kaplıca, Kangal'daki balıklı kaplıca ve doktor balıklarımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.